Hadi bakalım Nezahat. Ah. Başınız sağ olsun. Şuraya da su döker miyiz teyzeciğim? Bismillahirrahmanirrahim. Allah rahmet eylesin. Allah kabul etsin. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Buyur. Sağ ol yavrum. Sağ ol. Düştük. Gördün mü bey? Şuncacık paraya muhtaç oldum. Ne yapacaksın? Hayat işte. Anne. Ben geldim. Her şeyimi aldı anne. Yumurta istemedin diye yaptırmadım. Al, afiyet olsun. Yok. Yok hanım, yok. Kolesterolüme dokunuyor. İyi yapmışsın. İyi, peki yarın yersin. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun efendim. Teşekkür ederim kızım, çekilebilirsin. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Sağ ol, sağ ol. Pelin, niye böyle yüzün asık kızım? Bir şey mi canı sıkıldı? Yok bir şey baba. Yapma ama. Var bir şey, hadi söyle. Bence de. Böyle tabağına bir şey almadığına göre var bir şey. Anne, baba. Ben Hakan'dan ayrılmaya karar verdim. Ne? Nereden çıktı kızım bu şimdi? Ne zamandan beri söylemek istiyordum. Neyse işte, boşanma davasını açtım ben. Kızım, Pelin, şaka yaptığını söyle ne olursun. Şaka falan değil anne. Uzun zamandır anlaşamıyoruz. Kavgasız bir günümüz bile geçmiyor. Nefes alamıyorum. İyi de kızım, şimdi mi söylenir bu? Boşanma davasını açtıktan sonra ya. Allah'ınızı severseniz yavaş olun da. Ne davası, ne boşanması? Belki düzelir diye çok bekledim ama... Düzelmek bir yana daha beter oldu baba. Daha fazla uzatmanın anlamı yoktu. Peki Burak ne olacak? Hakan'ın benden ayrılmak için tek şartı... Burak'ın onda kalmasıydı. Ben de kabul ettim. Dünyada olmaz. Torunumu bırakamaz. Kusura bakma baba. Ama ben kararımı verdim. Hem... Evlenmeyi düşündüğüm adam da öyle istiyor. Ne? Daha boşanmadan yeni koca. Hanım, ne diyor bu kız? Kızım, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Yüreğimize mi indireceksin sen? Kim kızım? Kim bu? Baba. Erkan. Hangi Erkan? Yoksa... Evet baba. Benim rakibim olan Erkan Gümüşkaya'dan mı bahsediyorsun? Yoksa ben mi yanlış anladım? O.
O baba. Anladım. Sen... Sakin ol. Sen beni öldürmek istiyorsun. Yavaş, ne olur sakin ol hayatım. Ya nasıl sakin olayım ya? Baksana bu kız delirmiş. Önce boşanacağım diyor, sonra da başkasıyla evleneceğim diyor. Ne olur sakin ol hayatım. Bak kalbin var. Allah korusun. Sakin. Böyle bir evlilik asla olmayacak. Anladın mı beni? Onunla evlenirsen seni silerim. Kızım. Baba. Kızım Yasemin. Haplarını getir beyefendinin. Baba. Su vereyim. Bitti mi anne? Bak kızım, Hakan'dan boşanmanı tamam dedik. Torunun onda kalmasına bile. Ama kızım, gel bizi dinle. O Erkan'la sakın evlenme. Tabii ya, çocuğum ben değil mi? Onu yapma, bunu yapma. Yanlış yaparsam elime cız diye vuracaksın. Ya büyüdüm ben, büyüdüm. Hayat benim hayatım. Hayatıma karışma. Kızım, ne olur aklını başına al. Baban bu konuda çok hassas. Ona bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Merak etme sen. Ona hiçbir şey olmaz. Yapmayın bana böyle duygu sömürleri ya. Alo? Ne? Ah, Allah'ım! Anne! Anne! Ah. Anne! Anne! Ama yeter artık. Bak haftalardır kendini harap ettin. Sana bir şey olacak diye çok korkuyorum. Neden beni dinlemedin kızım, neden? Eğer Erkan'la evleneceğini söylemeseydin şimdi baban yaşayacaktı. Saçmalama anne. Benim ne suçum var? Babam zaten hastaydı. Şuna bak ya. Utanmasan babanı sen öldürdün diyeceksin. Öyle şey der miyim kızım? Sen benim bir tanecik kızımsın. Hı, belli oluyor. Bir katil damgası vurmadığın kaldı. Yeter ama. İmalarından da suçlamalarından da bıktım. Tamam kızım, sinirlenme hemen. Ben üzüntüden ne dediğimi biliyor muyum? Psikolojik destek al diyorum. Ona da yanaşmıyorsun. Tamam kızım, ona da giderim. Anne bir an önce gitmen lazım. Hem de hemen. Peki sen? Ben ne? O Erkan'la falan görüşmüyorsun değil mi? Allah'ım ya. Ben ne anlatıyorum sen ne anlıyorsun? Neden görüşmeyecekmişim? Neden? Ben o adamla evleneceğim anne. Ama kızım. Ne aması be? Ona olan aşkım hiçbir zaman azalmadı ki. Aman kime konuşuyorum ki ben? Sen aşktan ne anlarsın? Allah'ım sen buna akıl fikir ver ya Rabbim ne olur. İstiyorsan kalkalım artık hayatım. Sen nasıl istersen. Garson, hesap. Buyurun efendim. Teşekkürler. Rica ederim. Allah Allah. Bu nasıl hesap ya? Bizim değil herhalde. Bir de sen baksana. Ver bakayım. Ah!
Aşkım, bir tanem. Benimle evlenir misin? Onunla asla evlenemezsin kızım. Senden izin almak için söylemedim anne. Sadece haberin olsun diye söyledim. Hiç mi annelik hakkım yok sende? Bunun annelik hakkıyla ne ilgisi var? Beni doğurdun diye bütün hayatıma karışabileceğini mi zannediyorsun? Ben öyle bir şey demedim ki kızım. Ama o adam sana uygun biri değil. Eğer öyle olsaydı baban izin verirdi. Babam rakip olduğu için istemedi Erkan'ı. Hem öğrendim ben. Asıl Erkan'ı bitirmeye çalışan babammış. Ne? Evet anne. Erkan'ın da katıldığı bütün ihaleleri zararı pahasına babam almış. Sen de buna inandın öyle mi? Evet. Çünkü Erkan yalan söyleyecek biri değil. Erkan söylemez ama baban söyler öyle mi? İş hayatı acımasız anne. Babam amacına ulaşmak için her şeyi yapmış. Anladın mı? Her şeyi yapmış. Anladım kızım, anladım. Kızım! Ne var anne? Baban eğer o adamdan uzak durmanı istediyse muhakkak bildiği bir şey vardır. Bunu da babanın vasiyeti olarak düşün. Anne, sana daha kaç kere söyleyeceğim. Bu hayat benim hayatım. Benim hayatıma karışma artık. Dünya üzerime gelse de Erkan'la evleneceğim. İşte o kadar, anladın mı? Anladım kızım, anladım. Allah'ım, bu evladımı sen koru ya Rabbim. Hadi afiyet olsun size. Ben çıkıyorum. Sana da hayatım. Akşam biraz gecikebilirim. Bir iş yemeği var. Tamam. Ay, hayatım. Bana hediye mi aldın? Hayır. Tabii ki anneme. Anne, bu senin için. Dün verecektim ama... Sağ ol. Nasıl? Beğendin mi? Beğendim de. Nereden çıktı şimdi bu? Görünce dayanamadım aldım. Önce Pelin'e vermek istedim ama sonra en doğrusunun Pelin'i bana armağan eden annesine vermek olduğunu düşündüm. Ay canım çok tatlısın, çok zarifsin. Anneciğim, mutlu günlerinize takın inşallah. Sağ ol oğlum, teşekkür ederim. Hadi hoşça kalın. Ben seni geçireyim. Anne, broş nerede? Burada kızım. Ver bakayım. Ay, gerçekten çok güzelmiş. Güle güle kullan anne. Hı hı. Anne ne oluyor? Neden Erkan'ın yaptığı hiçbir şey seni mutlu etmiyor? Aa, ne yaptım ki kızım ben? Soruyor musun bir de anne? Kızım kötü bir şey mi söyledim ben? Evlendikten sonra geldi evimize yerleşti. Tek kelime ettim mi? Ha, asıl mesele bu yani. Anne, bir kez daha söylüyorum. Evi tadilatta olduğu için buradayız. Ama bizi istemiyorsan başka eve taşınabiliriz. Kızım, neden gözlerini açmıyorsun artık? Evi tadilatta falan değil. Hatta evi mevi de yok. Erkan'ın işlerinin kötüye gittiğini duydum. Hmm. Oturduğu evi de, yazlığı da borçlarını ödemek için satmış. Ay anne, bunlara inandın mı sen de? Erkan'ı çekemeyenlerin iftirası işte. Kızım, sen beni dinle. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bir araştır bakalım. Ben Erkan'a sonuna kadar güveniyorum, tamam mı? Şuraya bak ya. Çocuk seni memnun etmek için 1000 takla atıyor. Sen arkasından onu çekiştiriyorsun. Pes yani pes.
Kızım, ben senin kötülüğünü ister miyim? Sadece bir araştır. Senin iyiliğin için. Gerçekten benim iyiliğimi düşünüyorsan Erkan'a biraz olsun saygılı davran. Ayrıca bilip bilmeden de her şeyi burnunu sokma. Kızım, otur kahvaltı ediyoruz. Yedim anne, sağ ol. Ah güzel kızım benim. Ne zaman gözün açılacak bakalım. Ne yaptın Mustafa? Halledebildin mi? Erteleme için ne dediler? Vallahi genel müdür babamın arkadaşı. Sırf onun hatırı için bir ay verdiler. Üf, yapma ya. Demek bir ay. Ne oldu? Pelin'deki parayı bitirdin mi? Yok canım, daha var. O zaman almaya devam et işte. Şu ara çok para verdi kız. Biraz zaman geçsin diyorum. Aman, gören de seni kör kütük aşık oldu zanneder. Oğlum sen parası için evlenmedin mi bu kızla? Orası öyle de. O zaman devam et. Ne uğraştırıyorsun beni ertelemeyle mertelemeyle? Bütün vekaletnameleri falan bende de. Yok artık. Vallahi bildiğin gibi değil. Bana o derece güveniyor. İstesem bütün malı mülkü satıp ortadan kaybolurum da. Oo, oğlum niye koşturuyorsun beni o zaman? Bir iki ay daha geçsin diyor. Hani böyle kızın güveni biraz daha pekişsin diye. Asıl sorun annesi. Annesini de halletmek lazım. Kayınpeder vasiyetinde ona da iyi para bırakmış. Ya benim tanıdığım Erkan bu işi tereyağından kıl çeker gibi halleder. Ya aslında aklımda bir iki dümen var. Neymiş onlar? Oğlum var işte bir şeyler. Akşam demlenirken anlatırım. Yani her şekilde gemimi yüzdürürüm diyorsun. ne demişler? Gemisini yürüten kaptan. Eyvallah kaptan. Eyvallah. Prensesim, hayatım, buyur. Ay canım, ne zahmet ettin. Ne zahmeti olacak? Sana hizmet etmek benim için büyük bir mutluluk. Annen nerede? Alışverişe gitti. Ne oldu? Ne zamandan beri sana söylemek istediğim bir şey var. Nedir canım? Anneni evden göndermeni istiyorum. Ne? Ama neden? Olmuyor işte böyle. Bıktım onunla burun burun olmaktan. Ama Erkan. Görmüyor musun hayatım? Hep alttan alıyorum. Hediyeler, medyeler falan. Ha neymiş? Sırf beni biraz olsun sevsin diye. Ama yok, yok işte. Tamam, bazen çekilmez olduğu doğru da. Bana düşmanca bakmasına deli oluyorum ya. İyi de bu ev onun. Kendi evinden mi göndereceğiz kadını? Orasını bana bırak. Sen sadece bir konuş annemle. Erkan, ben mesela dedim. Durup dururken annemi gönderecek değilim. Hala durup dururken diyorsun ya. Görmüyor musun Pelin? Annen bu evi yaşanmaz hale getiriyor. Sürekli sinirlerimizi bozuyor. Şimdi beni dinlemezsen ileride çok pişman olacaksın. Pelin. Bak bir hafta oldu. Annenle ne zaman konuşmayı düşünüyorsun? Erkan, sen ciddi misin ya? Evet. Bir anlık sinirle söylediğini sanmıştım. Çok garip bir kadınsın biliyor musun? Annen senin arkandan iş çevirirken sen onu korumaya çalışıyorsun. Annem benim arkamdan asla iş çevirmez. Geçen gün telefonda biriyle konuşuyordu. Ben de istemeden kulak misafiri oldum. Bu evi de bankadaki parayı da sana bırakmak yerine vakfa bağışlayacağını söylüyordu. Ne? Nasıl ya? Emin misin? Kendi kulaklarımla duydum diyorum bir tanem. Annemden bunu hiç ummazdım. Sakın ha, sakın bir şey söyleme. Zaten söyleyeceğin hiçbir şey onu kararından vazgeçiremez. Aksine bu defa sana da düşmanca davranmaya başlar. Allah Allah, nasıl yapar bunu ya? Tamam hayatım, sinirlenme. Bu işi bana bırak. Sen o paraları istiyor musun, istemiyor musun? Onu söyle. İstiyorum tabii. Bu benim en tabii hakkım. Merak etme. Ben bunu hallederim. De.
Canın sıkılacak ama başka bir şeyler daha var. Allah aşkına söyle. Başka ne var? Şimdilik söylemeyeyim. Bana birkaç gün ver. Söylesene. Deli olacağım. Ne var? Annenin kendinden genç bir erkekle görüştüğünü düşünüyorum. Ne? Nasıl ya? Biriyle aşk yaşadığına dair şüphelerim var. Elimde kesin bir bilgi yok. Ama biraz müsaade edersen onu takip ettirip sonuca ulaşabilirim. Mümkün değil Erkan. Annem öyle biri değil. Hem babamı deli gibi severdi. Bilmiyor musun? O öldükten sonra aylarca kendini toparlayamadı. Yok artık. İmkansız. Kesinlikle yanılıyorsun. Ben de öyle umuyorum. İnşallah ben yanılıyorum. İşte orada kanka. Tamam. Buyurun hanımefendi. Bir orta şekerli Türk kahvesi. Peki efendim. Sağ ol. Tamam tamam ben de. Hadi göreyim seni. Merak etme benim için çocuk oyuncağı. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim de çıkaramadım. Siz beni unutmuş olabilirsiniz ama benim bu güzel gözlerin sahibini unutmama imkan yok. Ne yapıyorsunuz siz? Kusura bakmayın Ayşe Hanım. Siz beni biriyle karıştırdınız galiba. Yo, Malatya'dan Ayşe Hanım değil mi? Değilim tabii. Hay Allah, ne olur kusura bakmayın, çok özür dilerim. Ona o kadar çok benziyorsunuz ki. Binlerce kez özür diliyorum. Nezaketiniz için çok teşekkürler. Nasıl olur ya? İnanamıyorum. Allah'ım. Bu bir kabus olmalı. İnanmak gerçekten çok güç. Eğer bu fotoğrafları çeken ben olmasaydım, aynı tepkiyi ben de verirdim. Ama gözlerimle gördüm. Maalesef her şey gerçek. Bunu nasıl yaparsın anne bana? Babama, bana. Allah'ım delireceğim ya. Adam da bayağı gençmiş. Çıldıracağım ben ya. Ah hayatım. Bana yaptıkları neyse de. Bu gerçekten yenilir yutulur bir şey değil. Hayır eşimiz dostumuz görse rezil oluruz. Bu kadının derdini anlayamıyorum. Bu durum ileride bize çok büyük zarar verir Pelin. Belki de adam servet avcısıdır. Amacı annenle evlenip bütün parasını almaktır. Bilemeyiz ki. Konuşurum ben onunla. Hayatım konuşmakla hiç vakit kaybetme. Gördün işte. Bu kadın artık iflah olmaz. Sokak ortasında bunu yapacak kadar ardamarı çatlamışsa. Ne yapacağım o zaman Erkan? Yapman gerekeni söylemiştim. Anneni evden göndereceksin. Başka çare yok. Ama ne yapar kadın bir başına? Kararını vermek zorundasın. Ya bizi düşüneceksin ya anneni. Ha. Son bir şey daha var. Neymiş o? Annen boşanmamızı istiyor. Ne? Bu yüzden aklımı çelmesi için bir kadın tutmuş. Güzelliğini kullanarak bana yaklaştı. Ama annen seni çok sevdiğimi, seni asla aldatmayacağımı hesaba katmamış tabii. Annemin tuttuğunu nereden anladın? Kadını takip ettirdim. Annenle buluşup rapor verdiğini öğrendim. Başıma gelenlere inanamıyorum. Ne oldu sana anne? Ne oldu? Ne yaptım ben sana? Tamam. Göndereceğim onu. Hayatım, emin misin? Üzülmeyesin sonra. Tabii ki eminim.
Peki peki. Sen bilirsin. En doğrusunu yaparsın. Ben diğer detayları hallederim. Hangi detayları? Ya canım şu küçük detayları. Para ve ev var ya. Evin tapusunu senin üzerine yaparım. Tamam. Madem bizimle savaş istiyor, savaşırız. Canım. Kızım. Şaka yaptığını söyle. Ne olur bütün bunların doğru olmadığını söyle. Anne. Bu timsah gözyaşlarının hiçbir faydası yok. Bırak bu ucuz numaraları lütfen. Hadi kalk. Bir an önce burayı terk et. Kızım. Allah aşkına söyle. Neden böyle yapıyorsun? Anne. İstersen kendini daha fazla küçük düşürmeden çık git bu evden. Ama neden? Ne yaptım ben? Ne yaptın öyle mi? Ne yaptın? Ben ne yaptım? Bak şunlara. Hiç utanmadın değil mi? Babam öyle daha bir sene bile olmadı. Ama bu adamı tanımıyorum ki ben. Bugün masama yanlışlıkla geldi. Ya tabii. Anne. Bize bu rezilliği yaşattığın için iğreniyorum senden. Kızım, sen beni tanımıyor musun? Ben namussuz muyum? Böyle bir şey yapar mıyım? Her şeyi affederdim belki ama... Erkan'la beni ayırmak için... kadın tutup oyun tezgahlamanı asla affedemem. Sen neler diyorsun Pelin? He, o da yalan değil mi? Yalan, yalan. Her şey yalan zaten. Erkan'ı en başından beri sevmediğin de yalan değil mi? Sana uzattığı dost elini sürekli itmedin mi? Hepsi iftira. Hepsi iftira kızım. Benim bütün isteğim senin mutlu olma. Gerçekten benim mutlu olmamı istiyor musun? Tek dileğim bu. İyi o zaman. Hemen bu evi terk et. Al şu valizini, defol. Zaten bu saatten sonra, bana attığın bunca iftiradan sonra burada duracağımı zannetme. Sana mutluluklar. Ne o? Annene kapıyı gösterdiğin için pişman mısın yoksa? Kim? Ben mi? Şu kadar bile pişmanlık duymuyorum. Seni daha önce dinlemediğim için pişmanım sadece. Haksız çıkmayı çok isterdim ama... Sen ne yaptın? Paraları benim hesaba transfer ettin mi? Sen merak etme canım benim. İşlemleri çoktan yaptırdım. Bu ev senin. Güzel. Bunun için geç bile kalmışız. Canım benim. Biraz olsun para bıraksan iyi olurdu. Ne bileyim, sen de mi vermedin? Ne olur ne olmaz diye çantasına biraz koymuştum ama. İyi, idare eder o zaman. Aman, hem tasası bize mi düştü? Onu babamı aldatırken bizi ayırmak için fitne fesat sokmadan önce düşünecekti. Tamam, üzülme canım. Seni böyle görünce içim cız ediyor. Ya ne yapıyorsun oğlum öyle tık tık tık? Bunlar ince işler. Hesaplar arası para transferleri de diyebiliriz. Vallahi helal olsun sana Erkan. Allem ettin, kallem ettin. Nezahat Hanım'ı evden gönderdin ya. Bilirsin beni. Plan adamıyım. Bu kadarını bilmiyordum doğrusu. Anne kızı bu kadar kısa sürede ayırmak.
Şimdi beni daha çok seviyor, biliyor musun? Ya hiç mi acımadın kadına? Ne yer ne içer diye düşünmedin mi? Oğlum, neredeyse 2 ay oldu. Alışmıştır artık fakirliği. Aman neyse, biz dalgamıza bakalım. Hadi yürü eğlenmeye. Gel bakalım. Buyur ablam. Evladım, 2 liralık olur mu? Hadi buyur. Olmaz ablam be. Peki, teşekkür ederim evladım. Sağ ol. Aa, Nezahat Hanım. Merhaba Sevim. Ben bir şeyler duydum ama bu kadarını da tahmin etmiyordum. Ne yapalım, kader işte. Bu da yaşanacakmış demek. O kadar üzüldüm ki anlatamam. Keşke sizin için yapabileceğim bir şey olsaydı. Ama biliyorsunuz ben de damadın yanında sanatı gibiyim işte. Eksik olma Sevim. Nerede kalıyorsunuz peki? 2 aydır otellerde kalıyorum. Biraz param vardı. 1 haftadır da orada burada işte. Hay Allah ya. Bakın ne diyeceğim size. Bizim damadın aldığı arsanın içinde boş bir baraka var. Daha önceden inşaat yapmak istemişler işçiler kalsın diye. İsterseniz oraya götüreyim sizi. Sahi mi? Daha fazlasını yapmak isterdim ama elimden ancak bu kadarı geliyor. Allah senden razı olsun. Gidelim hadi. Mi? Hadi. Hadi. Geldik sayılır. Az kaldı hemen şu mezarlığın bitiminde. Bizim burada aile kabristanımız var. Ya. En azından rahmetli beyime de yakın olacağım. Nezahat Hanım üzülmeyin. Bugünler de gelip geçecek. İnşallah. İnşallah. Vallahi çok pismiş. Kusura bakmayın Nezahat Hanım. Ben de damat aldığında gelmiştim. Alıcı gözle bakmamışım vallahi. Bu kadar da küçük olduğunu hiç bilmiyordum. Olsun. Gönüller bir olsun. Ama çok pis. Ben temizlerim. Kalıp temizlemek isterdim ama ben de el yanında çalışıyorum. İşe geç kalmayayım. Seni karşıma Allah çıkardı. Yoksa ne yapardım ben? Gönlümden daha fazlasını yapmak geçiyor ama işte damat yanında da olunca. Sevimcim, daha ne yapacaksın? Allah 1000 kere razı olsun senden. Sizden de Nezahat Hanım. Burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Tekrar teşekkür ederim. Allah yardımcınız olsun. Ben uğrarım yine. Teşekkür ederim Sevim. Ben anahtarı bıraktım. Hadi Allah'a emanet olun. Tekrar sağ ol kızım. Allah razı olsun. Sizden de. Allah'ım sen yardım et. Ellerine sağlık hayatım. Muhteşem olmuş. Afiyet olsun. Ellerin dert görmesin hayatım. Allah'ım sana hamdolsun ya Rabbim. Buyurun. Teşekkürler. Hadi. İstediğin gibi oldu. Ay, hayatım çok güzel. Beğendiğine çok sevindim hayatım. Gerçekten çok güzel. Hayatım çok iyisin. Sana feda olsun güzelim benim.
Akşam da yemeğe gidelim istersen. Tamam. Hadi gidin. Güzel ol. Pardon, bakar mısınız? Efendim teyzeciğim. Oğlum, bulaşıkçı arıyormuşsunuz. Teyzeciğim, bizim gelenimiz gidenimiz çok. Paket servisimiz var. Biz daha genç bir bayan arıyoruz. Usta bakar mısın? Ne yapalım? Bakıyorum beyefendi. Teşekkür ederim. Peki evladım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek para lazım? Sendekilere ne oldu? Bitti Erkan, bitti. Bir tek sendeki para kaldı. Bende para falan yok ki. Nasıl yok? Ne oldu onca para? Annemin parası, ya benim param? Uzun etme Pelin. Bitti işte, bitti. Senin bu yaşantına para mı yetişiyor? Sürekli gezip harcıyorsun. Saçmalama Erkan. Bu kadar para gezip tozmayla, alışverişle biter mi hiç? Sen bana yalancı mı diyorsun? Ben senin hayatında gördüğün en dürüst adamım, biliyorsun değil mi? Ne yani? Şimdi para yok mu? Yok diyorum. Türkçe anlamıyor musun? Yok. Çok şaşırdım da. Çok şaşırdın ha? Ayağını denk al Pelin. Sana bu zamana kadar dayandım. Şansını fazla zorlama. Erkan, son zamanlarda bana çok kötü davranıyorsun. Ne oldu sana böyle? Oldu. Bir de sana hesap verecektim ha? Erkan, nasıl konuşuyorsun benimle böyle? Oo küçük hanım. Seninle konuşmak için bir de ders mi alacaktık? Şuna bak ya. Sen kimsin? Kimsin sen? Erkan. Ne Erkan'ı be? Elimden bir kaza çıkacak şimdi. Zaten yakında senden temelli kurtulacağım. Durduk yere asabımı bozma benim. Bu da ne demek Erkan? Yakında anlarsın, merak etme. Şuraya bak. Kalkmış bana hesap soruyor. Gerizekalı. Görüyor musun? Bu hale düştüğüme sen de inanamıyorsun değil mi? Ama oldu işte. Yanımda olsan belki üstesinden gelirdim ama hayat sensiz çok zor. Bir bakar mısınız? Bizim mezara da su lazım. Şurayı da sular mısınız acaba? Ben gideyim artık. Güzelce sularım ben şimdi. Teşekkür ederim. Buyurun. Yok yok yok. Hiç gereği yok yavrum. Olur mu teyzeciğim? Olmaz. Senin vallahi hakkın. Vallahi almam. Yok. Lütfen. Almam. Ben Allah rızası için ederim. Yaptım. Peki. Sağ ol. İyi günler. Hayırlı günler. Allah'ım. Hamdolsun ya. Allah kabul etsin. Selamünaleyküm abla. Buyurun. Abla uzun zamandır buraya gelip gidiyorsun. Seni görüyorum. Evet. Paraya da ihtiyacım var belli.
Bak bundan sonra burada bir işim var senin. Nasıl yani? Şöyle izah edeyim sana. Eğer ziyarete gelenlere su verir, mezarları sularsan eline birkaç kuruş geçer. Sahi mi? Sahi ya. Yasak filan değil sana mi? Sana değil abla. Allah senden razı olsun. Senden de Allah razı olsun abla. Kolay gelsin. Hayırlı günler. Sağ ol. Hayırlı işler. Allah razı olsun. Ya bak, kısmetin nereden geleceği belli olmazmış. Kurban olduğum Allah'ım nasıl yardım ediyor. Erkan, bu kağıtta ne yazdığını biliyor musun? Bakma öyle. Burada beni boşadığın yazıyor. Bir yanlışın olmasın. Ben seni değil, sen beni boşadın. Ne? Peki nasıl olur bu? Bana verdiğin vekalet sayesinde olmasın? Erkan, bunun kocaman bir yalan olduğunu söyle bana. Maalesef doğru. Seninle işim bitti. Buraya kadar kızım. Erkan, yeter ya. Uzatma. Ben seni çok seviyorum. Ama ben seni hiç sevmiyorum. Şimdi derhal evi terk et. Erkan, ne diyorsun sen ya? Beni duydun. Derhal evimi terk et. Sen ne diyorsun ya? Burası benim evim. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun? Gerçekten çok kalın kafalıymışsın. Bana vekalet verdin kızım. O vekaletle birlikte her şeydi. Çık git hadi. Yoksa polis zoruyla attırırım seni şimdi. Erkan, bütün bunları yapacak kadar alçalamazsın. Sen aynısını öz annene yaparken iyiydi ama. O bunu hak etti. Beni senden ayırmaya çalıştı. Babamın hatırasına ihanet edip başka biriyle birlikte oldu. Küçük aptal. Kadını hiç dinlemeden bir kalemle silip attın. Gerçekti onlar ha? Annem bunları mı yapmıştı? Öyle mi? Değil miydi? Hayvan! Sana inandım. Senin için annemi bile feda ettim. Hayatımı kararttın alçak. Sana tek bir şey söyleyeceğim. Defol. Git. Rızkımızın nereden geleceği hiç belli değil. Bak gördün. Allah yardımsız bırakmıyor. Anne. Ben geldim. Her şeyimi aldı anne. Ona olan aşkım gözlerimi kör etmişti. Seni bir kalemde sildim. Allah'ım, ben de büyük bir günah işlemişim. Baba. Peki sen beni nasıl affedeceksin? Beni affetmeni beklemiyorum. Ama yine de sana gelmek istedim. Anne, senden başka kimsem yok benim. Beni affedebilecek misin anne? Beni sarıp sarmalayacak mısın yine? Anne.
Anne beni yalnız bırakma anne. Anne ne olur beni yalnız bırakma. Ne olur yine eskisi gibi sarıp sarmala beni. Ne olur affet beni anne. Annem. Kızım. Annem. Annem. İyi ki şu perdelerle avizeleri de taktırmışız. Abla şunları nereye koyayım? Şimdi şuraya koyuver ya. Of çok yoruldum vallahi ya. Saçımın başımın da haline bak. Ne işin var şimdi saçınla başınla ya? Ay çok ağır, dikkatli olun Sedat Bey. Of. Yardım edeyim ben size. Gerek yok. Çok zahmet oldu size. Şu tarafa koyalım. Ben yardım edeyim gerek size. Gerek yok, bırakın, ağır değil. Vallahi siz olmasaydınız ne yapardık bilmiyorum. Çok teşekkür ederiz. Zahmet oldu. Zahmet ne demek canım? Şu karşı dükkanda değil mi sizinki? Evet, hemen şuradaki. Evde mi burada? Üst sokakta. Bu son parçaydı herhalde. Ben müsaadenizi isteyeyim. Dükkan boş kaldı da. Ya kusura bakmayın. Size de işinizden gücünüzden ettik. Çok teşekkür ederiz tekrar. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Güle güle oturun. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Sana ne abla adamın evinden? Ne var canım? Sorduk işte. Meraktan. Ya evet, meraktan. Bir de adama ayaküstü 40 tane yalan söyledin. Yok yeni boşanmışmış da. Yok kocasına izni kaybettirmek istiyormuş da. Ne deseydim? Eski komşularımız peşimizde, onları biraz dolandırdık da onlardan mı kaçıyoruz deseydim? Of abla of. Sanki ben anlamıyorum adam beğendiğini. Ya abla! Abla! Abla duyuyor musun beni? Of ne diyorsun ya? Bakma artık şu adama, yeter artık. Hem bak fal falan da bakmayacaksın kimseye, tamam mı? Bu saçmalıklar yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Tamam ya. Zaten artık tövbe ettim. Biliyorum ben senin tövbeni. Yok bakmam valla. Artık başkası baksın benim falıma. Bak hala ne söylüyor ya. Hem belki adam evli. Merhaba hayatım. Oo, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Bu da kim? Bak gördün mü? Karısı mıdır, nişanlısı mıdır? Çok da çirkinmiş. Aradım demin seni. Duymadın mı? Aa. Duymadım canım. Birkaç eksik vardı. Onları al diyecektim ama ne yapayım, ben çıktım artık. Tamam canım, gir sen. Abla çekil artık şu pencereden. Selam. Aa. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abla! Abla, misafirimiz geldi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. İyi, iyi. Bayağı toparlamışsınız. Yardım edilecek bir şey var mı? Toparladık ya. Sağ olsun Sedat Bey yardımcı oldu. Sedat Bey mi? Bizim Sedat mı? İşte şu karşıdaki esnaflardan. Hmm, hayret. Neden hayret? Karısı Gülşen burada da pek kıskançtır. Nasıl izin verdi kocasına acaba? Öyle mi? Hmm, hem de nasıl? Oturun şöyle biraz. Biz de dinlenmiş oluruz.
Oo. Toplamışsın yine gazeteleri. Sıkılıyorum evde, ne yapayım? He. Yıldız falları için değil yani. Yok canım. Sen gene de bir bak bakalım. Akşama ne yemek yapması gerekiyormuş yengeçlerin. Ya Sedat. Tamam tamam canım, takılıyorum sadece. Tamam. Ben gidiyorum, akşam görüşürüz. Görüşürüz hayatım. İyi kızdır, hoş kızdır ama biraz tuhaf halleri vardır. Olmadık kişilerden kocasını kıskanır. Fallara, büyülere de çok inanır. Ya. Aman, zaten bu mahallede herkes bir acayiptir. Ben çoğuyla görüşmem. Nasıl yani? Sürekli fal mı baktırıyor? Fal baktırır. Yıldız fallarına da çok inanır. İşi gücü yok herhalde. Çocukları da olmadı daha. Ama Sedat çok iyi çocuktur, Allah'ı var. Bütün mahallenin yardımına koşar. Aslında gözü de Gülşen'den başkasını görmez ama Gülşen yine de kıskanır. Aman, gençlik işte. Hadi ben kalkayım artık. Siz de bölmeyin işinizi. Peki, siz bilirsiniz. Hadi, Allah kolaylık versin. Teşekkür ederiz. Hadi, görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Gözü başkasını görmezmiş. Göreceğiz bakalım. Merhaba. Merhaba. Şenay Hanım. Tanıyamadım birden. Benim ben. Bitirdiniz mi işleri? Sayenizde. Hala sizin gibi insanlar var mı? Estağfurullah canım, ne olacak? Siz bir yere gidiyorsunuz herhalde. Aa, evet. Muhtarla soracaktım size. Hemen sokağın başında. Ha, yakınmış. Evet, yakın. Hayırlı işler Sedat. Sağ ol Semra ablacığım, hoş geldin. Bana bir süt bir de yoğurt. Hemen. Bak Semra abla, yeni komşumuz Şenay Hanım. Öyle mi? Çok memnun oldum. Ben de. Nurten Hanım'ın evine taşındınız değil mi? Evet. Hayırlı olsun, güle güle oturun. Teşekkürler. Ben size iki apartman yanında oturuyorum. İşiniz yoksa Sevel Hanımlar'da yarın gün var. Beklerim. Hem komşularla da tanışmış olursunuz. Vallahi işlerimiz daha bitmedi ama. Eşim de gelecek. Onunla da tanışmış olursunuz. İşlerimi yetiştirmeye çalışırım. Gelmek isterim tabii. Mutlaka bekliyorum. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun, görüşürüz Şenay Hanım. Buyur Semra abla. Teşekkür ederim. Başka bir isteğin var mı? Siz bir haber bekliyorsunuz uzun zamandır. Biraz da sıkıntılı çıkmış hane için. Aha. Haber gelmediği için herhalde. Vallahi bildi. Oğlum 2 yıldır tayin bekliyor. Dedim ya komşum, benimkini de bildi vallahi. Aa, kapı çaldı, bakayım kim gelmiş. Aa, hoş geldin Gülşen. Hoş bulduk Semra abla. Buyur gir kızım, gir gir. Bir de yol görünüyor size. Uzun bir yol. Gülşen de gelebildi sonunda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hastayım, biraz geç kaldım. Kusura bakmayın ne olur. Oo, zaten kahveler de içilmiş. Bak Gülşen'cim, yeni komşumuz Şenay Hanım. Memnun oldum. Ben de. Şenay Hanım çok iyi fala bakıyor deminden beri. Vallahi demin benimkine de baktı, çok iyiydi. Öyle mi? Ben de isterim o zaman. Aa, sırada ben varım ama. Sırada ben de varım. Ama ben çok duramayacağım, hastayım. Hadi hadi lütfen. Tamam hadi bakalım. Zaten fal deyince Gülşen için akan sular durur. Ben sana kahve yapayım bari. Ben öyle herkesin içine baktıramıyorum. En doğrusunu yapıyorsun aslında. Ben de öyle bakardım eskiden. Eskiden? Eskiden çok bakardım. Ama sonra bıraktım. Neden bıraktın? Tabii insan korkuyor bir yerden sonra. Kapıda sıra olmaya başladı insanlar. Aa.
Ama sonra başa çıkamadım, bıraktım ben de. Şimdi yalnız eşe dosta bakıyorum. Ay çok merak ettim şimdi. Bakalım. Ne oldu? Of. Kötü bir şey mi gördün? Yok. Kötü bir şey değil de... Ben bakmayayım bu falan. Aa lütfen. Ne gördün? Of. Biraz sıkıntılı görüyorum. Sen evli misin? Evet evliyim. Kocanla ilgili olacak yaşayacağın şey. Zaten şimdi de bir huzursuzluk içindesin ama kocan bunun farkında bile değil. O kendi dünyasında. Seninle ilgilenmiyor eskisi gibi. Evet doğru. Biraz dikkatli olman lazım. Kocanın gözü biraz dışarıda gibi. Ne? Evet, fark etmedin mi hiç? Yani... Yo. Ama merak etme, böyle devam etmeyecek. Ne olacak? Büyük değişiklikler olacak hayatında. Ne gibi? Çocuk sahibi olmak gibi mi? Düşünüyor musun yoksa? Evet. Bana sorarsan biraz bekle derim. Şu anda bile şüpheleniyorum aslında. Galiba hamileyim. Sakın kocana söyleme hamile olduğunu. Neden? Bu haber onu senden daha da uzaklaştırır da ondan... Ama nasıl olur? Çok çocuk istiyordu Sedat. Erkekler hep istiyoruz derler. Çocuk olduktan sonra da kaçacak delik ararlar. Ne oldu? Bir şey yok. Hay Allah. Dedim ben bakmayayım diye ya. Of. Yok yok. Midem zaten çok kötüydü. Ben gideyim şimdi. Kusura bakmayın ne olur. İnanlı saf delik. Ben gidiyorum Semra abla. Aa. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ne oldu Gülşen? Daha oturamadık ki hiç. Midem çok kötüleşti Semra abla. Kusura bakma sakın olur mu? Daha ne limon yapardım ben sana kızım? Yok gideyim ben Semra ablacığım. Tamam geçmiş olsun ne yapalım? Görüşürüz canım. Hoşça kal. Şuradan çantanı da al. Hadi ben seni geçireyim. Hadi kızım. Allah Allah. Ne oldu bu kıza? Ben de anlamadım. Daha fazla başlamadan kötüyüm dedi gitti. Ben senin falına bakayım. Bak bakalım. Heh, bakalım. Çok teşekkür ederim. Zahmet oldu size. Ne demek? Buyurun. Kusura bakmayın, eve kadar yardımcı olmak isterdim ama çırağımız olmadığı için maalesef yardımcı olamıyorum. Önemli değil. Ayaklarınıza sağlık. İyi yine günler. Bekleriz. Sedat? Oo, sen mi geldin? Evet. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapayım? Müşteriye yardımcı oluyorum. Eve kadar da götürseydin bari. Ne diyorsun Gülşen? Ne gerek var? İki parça şey zaten. Ya hatırla bir müşteri Gülşen. Öyle mi? Hatırlı demek. Evet. Her zaman bizden yapar alışverişini. Hem sen niye erken çıktın Semra abladan? Gene yüzünü evde unutmuşsun. Aa. Midem çok kötü. Eve gidiyorum ben. Yediniz tabii pastaları, börekleri. Yo. Dünden beri rahatsızım. Allah Allah. Doktora gidelim mi? Yo gerek yok. Yatınca geçer. Neyse ben gidiyorum. He. Az daha unutuyordum. Akşama maç var bizim çocuklarla halı sahada. Maç mı? Evet. Her salı yapıyoruz ya. İnanmıyorum sana ya. Ben burada hastayım diyorum. Sen maç diyorsun. Çok güzel vallahi. Ya sen önemli değil demedin mi biraz önce? Tabii. Önemli değil canım.
Senin maçın yanında lafı mı olur? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın? Nasıl geçti? Fena değil. Çok yoruldum ama. E kolay mı iş bulmak? Acıktın mı? Yemek hazırlayayım mı? Yok, dışarıda yedim bir şeyler. Ben bir üstümü değiştirip geleyim. Tamam. Saat kaç oldu? Hala yok. Hastayım dedim bir de. Kadının delikleri çıkıyor tek tek. Alo. Selamun aleyküm abi. Ya abi, ne oldu şu bizim marketin tabela işi? Tamam da 2-3 güne gelirim demiştin. Bir hafta oldu. Aman abi, gözünü seveyim, aksatma şu işi ha. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sedat abi koş. Halil amcayı hastaneye yetiştirelim. Oğlum ne oldu, bir sakin ol. Halil amca fenalaştı. Halil amcayı. Tamam. Hadi abi çabuk. Tamam, tamam, sen git, ben arabayı alıp geliyorum hemen. Hiç umurunda değilim ki hiç. Geldi, hadi. Getirin, getirin. Aman abi, dikkatli. Dikkatli. Hadi. Hadi. Tamam. Hala yok. Gerçekten maça mı gitti? Yoksa başka bir yerde mi? Arama zahmetinde bile bulunmamış beyefendi. Allah'ım, ne yapacağım ben? Açmıyor bir de. Allah'ım, nerede bu adam ya? Ökkeş nerede? Ben de kimden yardım bekliyorum? Nasıl geçti gün? Gerçi kalabalık mıydı? Fal falan bakmadın değil mi kimseye? Yok canım, ne falı? Bir daha girmem o işlere. Bana ne? Kim ne yaparsa yapsın. Bu gece gidecek. Ben bir çay daha alacağım, ister misin? Yok canım, benim çayım var. Çıkartıyorsun dışarıya. Diyorsun ki ona, mö gitti. Abla! Abla? Ne yapıyorsun burada? Kime bakıyorsun? Bu kadın kim? Sana ne? Kimse kim?
Olmadı ama böyle. Keşke evine bıraksaydım seni. Yok, çok teşekkür ederim Sedat. Vallahi sen olmasaydın yetiştiremezdik babamı. Allah senden bin kere razı olsun. Ne demek Gamze? Halil amca hepimizin babası. Hem sen de üzme artık kendini. Birkaç güne kadar çıkar hastaneden. Tamam mı? Tamam. Çok da samimiler. Abla lütfen ya. Hadi içeri girelim. Lütfen hadi. Üf, tamam ya. Ben şu ihtiyaçları alıp hastaneye döneceğim tekrar. İstersen bırakayım mı seni? Yok sağ ol. Gülşen merak etmiştir. Hayır. Kaç saattir hastanedesin sen de. Amcam geldi. O bırakır beni. Sen merak etme. Peki. Ama bir şey olursa mutlaka haber ver bana. Tamam. Tekrar teşekkür ederim. Of, 19 cevapsız çağrı. Neredesin sen? Ya sorma Gülşen. Halil amca fenalaştı, hastaneye götürdük. Hadi ya. Ne diyorsun Gülşen? Telefonunu niye açmadın peki? Dükkanda kalmış, haber veremedim. Tesadüfe bak sen. Ben burada hastayım diyorum, erken gel diyorum. Sen kim bilir neredesin? Ne demek neredesin Gülşen? Ne zaman yalan söyledim ben sana? Bilmem, sen daha iyi bilirsin. Gülşen sinirlerin mi bozuk senin? Yok. Bak, yarın hastaneye gideriz. Bu halsizlik nedenmiş öğreniriz. Sakın kocana söyleme hamile olduğunu. Neden? Bu haber onu senden daha da uzaklaştırır da ondan. Gülşen? Hayır, gerek yok doktora falan. Neden? Yok işte, boş ver. Mahallelinin sağlığı senin için daha önemli. Abla, ben çıkıyorum. Tamam canım. Buyurun. Aa, Gülşen. Günaydın. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yoo, içeri gelsene. Kardeşim Aynur. Memnun oldum. Ben de. Aynur da çıkıyordu şimdi. Sen geç içeri. Ay, ne dediysen çıktı Şenay abla. Çok kötüyüm. Neyse otur sen. Geç hadi geç. Sen yine ne karıştırıyorsun? Yok bir şey ya. Hadi çık sen. Hadi. Ya sabır, ya sabır. Sedat buraya geldiğini gördü mü? Yok, görmedi. Sonra benden bilmesin de. Yok Şenay abla, senin ne suçun var? Her şey ortada aslında. Yani. Of, çok sıkılmışsın canım ya. Hem de nasıl? Bütün gece hiç gözümü kırpmadım. Çıkmış vallahi. Aa, bir kadın çıkmış bir de. Kadın mı? Bak bak bak. Bak şurada. Nasıl bir kadın? Kocanın etrafında güzel bir kadın. Ya deme Şenay abla. E çıkmış işte. Sarışın, orta boylu, alımlı bir kadın. Bak, bak şurada. Görüyor musun bak? Kim ki bu kadın? Çok uzakta değil. Haneye yakın çıkmış. Allah Allah. Kaç tane sarışın kadın var ki mahallede? Nurhan teyzenin kızı var ama uzun boylu.
Bir de Halil amcanın kızı var. Geçen sene boşanan. Aa! Dün onun babasını hastaneye kaldırmışlardı. Telefonu da açmadıydı. Bak işte, gördün mü? İnanamıyorum ya. Bu kadın yeni mi boşandı? Evet. Daha bir yıl olmamıştır. Babasının yanına döndü. Neden boşanmış peki? Anlaşamamışlar. Sen de buna inandın mı? Evet. Ne kadar safsın. Yani temiz kalplisin. Neden boşanmış olabilir peki? Neden olacak? Sedat için canım. Sedat için mi? Peki Sedat? Onun gözü var mı onda? Dur bakalım. Nasıl söyleyeyim şimdi? Hamile olabilirim diyorsun bir de. Söyle sen Şenay abla, ne olur. Ne görüyorsan söyle. Doğru. Bunları bilmen daha iyi. Onun da gözü var bu kadında. Allah'ım, ne yapacağım ben şimdi? Dur sakin ol. Bebeğini düşün. Kimseye bir şey söyleme şimdilik. İstersen ben buradan takip ederim bir süre dükkana girip çıkanı. Ha, ne dersin? Yapar mısın gerçekten? Yaparım tabii canım. Sen merak etme. Gözüm üstünde. Sen şimdi ona görünmeden hemen doğru eve git. Hadi. Hı, tamam. Hadi canım, hadi. Hoşça kal. Hadi hadi, görüşürüz hadi. Bugünlerde attığınız adımlar veya sarf ettiğiniz sözler önümüzdeki birkaç günün seyrini etkileyecektir. Bugün hoşunuza gitmeyen bazı haberler alabilirsiniz. Ay tutulması bütün gizli konuları açığa çıkaracak. Hayatınızdaki kişiyi kaybetme korkusuyla hatalar yapabilirsiniz. Dikkatli olun. Herkese güvenmeyin. Merhaba Sedat Bey. Merhaba. Pardon, Sedat. Hoş geldiniz. Börek getirdim size. Efendim, niye zahmet ettiniz? Çok teşekkürler. Ne zahmeti? Afiyet olsun. Nasıl, alışabildiniz mi mahalleye? Alıştık sayılır. İnsan neye alışmıyor ki? Yeni eve, yeni hayata alışmak kolay. Doğru söylüyorsunuz. Asıl zor olan geçinemediğin birine alışmak. Ben yıllarca çektim ama sonunda boşandım. Ama çok zor kıskanç birine katlanmak. Sizin sorunlarınız vardı herhalde. Evet, ama en büyük sorun kıskançlıktı. Yaşamayan bilmez. Haklısınız. Merhaba Sedat. Merhaba Gamze. Halil amca nasıl oldu? İyi çok şükür. Yarın taburcu oluyor. Oo, haberler güzel desene. Evet vallahi, senin sayende. Lafım olur canım, ne demek. Bak bu arada Şenay Hanım mahallemize yeni taşındı. Öyle mi? Gamze Hanım da Halil Bey'in kızı. Memnun oldum. Merhaba. Ben de. Ama ben senden bir şey daha rica edecektim. Tabii tabii. Bizim mutfaktaki muslukta bir arıza var da sürekli akıtıyor, kapanmıyor. Hastaneye git gel yapmaktan ben de bir usta çağıramadım. Bir ara uğrayabilir misin? Yani müsait olduğunda. Olur. Akşam dükkanı kapatınca uğrarım. Ay çok makbule geçer vallahi. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ben de gideyim o zaman. Görüşürüz Gamze Hanım. Görüşürüz. Hoşça kal.
Alo? Şenay abla? Gülşen, Sedat çıktı dükkandan. Eve geldi mi? Yo, gelmedi. Dükkandan çıkalı bayağı oldu. Nerede acaba? Gamze de birkaç kez geldi gitti dükkana. Hı. Bence ona gitti. Yo, hayır olamaz. Biliyorum kabul etmek zor ama... ben neredeyse eminim. Yok. Yok olamaz. Git kendi gözünle gör. Doğru olamaz. Allah'ım ne olur bu doğru olmasın. Başka bir şey lazım mı? Yok yok, ben bunlarla hallederim. Allah'ım ne olur burada olmasın. Ben. Tamam. Aa, Gülşen. Gülşen. Demek. Allah kahretsin seni. Gülşen. 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 Gülşen, dur bekle. Gülşen. Gülşen. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Git buradan git. Ya çekilsene Gülşen, ne yapıyorsun? İstemiyorum Gülşen, seni. Gülşen ne yapıyorsun sen ya? Bıktım, kendine gel ya. Bir de utanmadan kendine gel diyorsun bana. Git buradan git. Ya nereye gideyim Gülşen, saçmalama. Nereye istiyorsan, nerede mutluysan oraya git. Gülşen neler söylüyorsun sen? Komşular duyacak, ayıp olacak. Kim duyarsa duysun tamam mı? Benim dışımda herkes biliyormuş. Ya neyi biliyormuş Gülşen, anlamıyorum. Hala daha inkar mı ediyorsun? Hala daha inkar mı ediyorsun? Seni o kadının evinde gördüm. Ben bir şey yapmadım. Tamir için çağırdı beni. Ya babası hastanede, sen bilmiyor musun? Sus, sus, sus. Daha fazla yalan söyleme. Hala inkar mı ediyorsun? Seni o kadının evinde gördüm. Bunu bana nasıl yaparsın? Ya Gülşen yapma, saçmalama. Git, boşanacağım senden. Git. Ya neler söylüyorsun? Gülşen. Gülşen. Durumu nasıl? Önemli bir şey değil. Tansiyonu düşmüş. Oh. Hamilelerde sık sık olur. Hamile mi? Evet. Bilmiyor muydunuz? Hayır. İki aylık hamile eşiniz.
İki aylık mı? Evet. Karımı görebilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Gülşen, bakmayacak mısın bana? Neden söylemedin bana? Ya bir şey olsaydı sana? Ya da bebeğimize? Senin bebeğin değil o. Ne demek o? Sen onun babası olmayı hak etmedin. Yüzünü de hiç görmeyeceksin. Ne oldu sana Gülşen? İnanamıyorum sana. Bu söylediklerine... Gerçekleri görmem hoşuna gitmedi galiba. Ne gerçeği? Saçmalama. Kim soktu aklına senin bunları? Hiç kimse. Ben gözümle gördüm. Şenay abladan da Allah razı olsun. Olmasaydı hala inanacaktım sana. Ne? Şenay mı? Evet. Ya sen bana değil, daha iki gün önce tanıdığın birine mi inanıyorsun? Ne söyledi sana? Ne dediyse dedi. Yazık. Çok yazık. Hoş geldin. Vallahi hiç hoş gelmedim. Ne oldu? Sana sormalı. Aynur, ne oldu söyle, hiç uğraşamam sende. Bütün gün yoruldum zaten. Öyle mi? Çok gezdin, çok fal baktın herhalde. Of, ne diyorsun Aynur ya? Eve gelene kadar iki komşu yolumu kesti, onu diyorum. Gelmek istiyorlarmış fal baktırmaya. Müsait misiniz diyorlar. Ay ne olacak canım? Hem para falan da almıyorum eskisi gibi. Bir de para alsaydın bari o saçmalıklar için. Unuttun mu başımıza gelenleri? Kim o? Bilmem. Alo. Sedat. Merhaba, benim. Öyle mi? Ay çok üzüldüm. Nasıl oldu böyle birdenbire? Tamam, uğrarım ben. Tamam, hoşça kal. Bir de adam sana telefon mu açıyor? Ya düşündüğün gibi değil. Adam boşanıyormuş karısından. Boşanıyor muymuş? Neden acaba? Ne demek istiyorsun sen Aynur ya? Yine ben mi suçluyum? Sen de iyice abarttın ama ha. Nereye? Taşınıyormuş Sedat. Eşyalarını dağıtıyormuş. İstersen gel bak dedi. Pes abla. Vallahi pes yani. Ne var canım? Hem o yardım etmedi mi bize taşınırken? Merhaba, hoş geldin. Merhaba. İçeri girmez misin? Toplanmışsın bile. Öyle oldu. Ne oldu böyle birdenbire? Ya işte öyle olması gerekiyordu belki. Bu arada eşyalara bak istersen. Zaten çoğunu almayacağım. Daha önce fark etmemiştim ama kıyafetin ne kadar çok yakışmış. Öyle mi? Gerçi sen ne giysen yakışıyor. Gülşen nerede? Annesine gitti. Üzülme, barışırsınız belki. Gülşen'le hiç sanmıyorum. O istese bile artık ben istemem. Neden? Ne oldu bu kadar kötü? Zaten kötüydü yıllardır. İdare ediyordum ben onu sürekli. Hem sen demiştin ya geçen gün. Kıskançla beraber olmak çok zor. Biliyor musun Şenay? Bunu en iyi ben bilirim. Ya. Kimden kıskanıyordu? Herkesten. Komşuların kızlarından bile kıskanıyordu.
yok artık. Gerçekten. Komşuların kızlarından bile kıskanıyordu. Aynı benim eski eşim gibi. Biliyorum, çekilecek dert değil. Ben de çekemeyeceğim artık. Bitti benim için. Artık hayatımda yeni bir sayfa açıyorum. Hayatımdaki insanın daha güvenli biri olmasını istiyorum. Senin gibi. Yani Gülşen zayıf bir kızdı. Oradan buradan duyduğu fal saçmalıklarına göre davranırdı. Sen mesela inanmazsın değil mi böyle şeylere? Asla. Şenay. Lafı uzatmadan söylemek istiyorum. Seni ilk gördüğüm andan beri çok beğeniyorum. Eğer sen de istersen seni biraz daha tanıyabilir miyim? Böyle birdenbire çok şaşırdım doğrusu. Evet. Nedir cevabın? Ben evet. Ben de tanımak isterim seni. O halde sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Evet. Gülşen? Tanımak istiyorsun demek öyle mi? Bak yanlış anladın Gülşen. Senin falla hiç işin olmaz öyle değil mi? Bak sakin ol tamam mı? Sakin ol. Senin yüzünden yuvam yıkılacaktı benim. Bırak Gülşen. Gülşen ne yapıyorsun? Bırak beni. Bizim kocam sakin saydı. Ol dur. Bırak Gülşen bırak. Hayatım dur ne yapıyorsun? Aşağılık seni. Aşağılık. Gülşen bir sakin Gülşen, ol. Gülşen bırak sakin ol. Bırak. Gülşen. Bırak. Hayatım bir dur. Şenay Gülsüz misiniz? Evet benim. Hakkınızda şikayet var. Ne şikayeti? Ben bir şey yapmadım ki. Bizimle şubeye söylesenize. Kadar gelmeniz gerekiyor. Ben bir şey yapmadım ki. Söylesenize. Ben bir şey yapmadım. Bırakın beni. Sedat. Beni affedebilecek misin? Bir daha asla inanmayacağım. Söz mü? Söz.